tescil kuruluşlarının bilgisinin dışında basılan plakalarda terörde kullanıldı, hırsızlıkta, gaspta, türlü kötü şeylerde kullandı. Devlet... Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konulduğunu söyledi. Rakamları ve harfleri işte kimini kalınlaştırdılar, kimini başka şekle soktular plakanın görünürlüğünü daha cazip hale getirdiler ama kamunun bize vermiş olduğu ölçüleri aştılar. Hızlı geçiş sisteminde yanlış ceza yazılmasına da neden olan plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bolt, italik veya kapatma şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılabileceğini ifade eden apaydın, plakaların tek tip olacağına işaret etti. Ulaştırma Bakanlığı bir düzenleme yaptı yönetmelikte. Dedi ki standartlar dışında araçlardaki plakalar mayeneye geldiği zaman birinci derecede kusurlu sayılacak ve mayeneleri yapılmayacak. Apaydın son zamanlarda gerek AP, gerek ikiz, gerekse harf ve grupları yönetmeliğine uymayan plakaların araçlara takılmaya başlandığını anımsatarak sürücülerin plakaları uygun değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla aracın üzerindeki plaka senin hüviyet cüzdanı gibidir. Apaydın sürücülerin yeni plaka düzenlemesine en hızlı şekilde geçmesi gerektiğini ifade etti. Tescil kuruluşlarının bilgisinin dışında basılan plakalarda terörde kullanıldı, hırsızlıkta, gaspta, türlü kötü şeylerde kullandı. Devlet OHAL yasası içerisinde birçok yasalar düzenlemeler yaparken bu plakaya da önemsedi. Bakınız Ankara'da geçtiğimiz yıllarda iki tane patlama oldu. ikiz plaka dediğimiz dışarıda basılmış plakalı araçlarda bu oldu. Trafik bunları kontrol edemiyor. Jandarma bunu kontrol edemiyor. Belediye bunu kontrol edemiyor. Şimdi aslına döndü. İçişleri Bakanlığı da biz odalara ve federasyona bu konuda yardımlarını esirgemiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma teşkilatı olarak birlikte çalışıyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Federasyon Başkanı Apaydın sahte plakaların ortadan kalkması ve araç plakalarının tek tip olması amacıyla darphanede özel mühür hazırlattıklarını dile getirdi. Dolayısıyla biz de bir adım ileri atarak hükümetimizin bu almış olduğu tedbirlere bir tedbir olsun diye plakaların üzerine basmış olduğumuz bu mühürleri Türkiye'de bu para basılan darphane de yaptırdık. Tabii darphane 81 ilimizde ve ilçelerimizde şoförler odalarının bu mühürlerini bir şekilde seri yapamadı. Yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. Emniyet müdürlüklerine de bundan böyle bu mühürlerle basılan plakaların geçerli olduğu dair yazılarımızı gönderiyoruz. Mühür üretiminin 4-5 aydır devam ettiğini anlatan Apaydın, artık sahte mühürlenen plakaların kolaylıkla anlaşılabileceğini vurguladı. Biz ve İçişleri Bakanlığı bunun üzerinde belli bir çalışmalar yaptık. Hatta OHAL yasası içerisinde kanun hükmünde kararname çıkararak plakayı basan, satan ve yanlış plaka, ikiz plaka, sahte plakayı takanlara birçok cezayı idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulamaya başladı ve biraz da daha...